Hocam Fenerbahçe ciddi anlamda vites yükseltmiş. Şimdi şöyle ciddi anlamda vites yükseltmiş. Mesela ben Beşiktaş'ı da izliyoruz hocam. Bakıyoruz Beşiktaş'ta değil mi? Kendi sahasında boğuyor. İnanılmaz pres. O hücum organizasyonları. Ama o aksiyonu arkada savunmada yapamıyor. Fenerbahçe daha agresif 3. bölgede rakip sahada. Öyle mi hocam? Daha tempolu, daha hızlı. Bir o kadar da savunmada dikkatli. Fenerbahçe'yi nasıl özetlersin, nasıl değerlendirirsin? Önce müsaade edersen e, bugün gazilerimizin günü. Aa, Evet. Evet, Gaziler günü e, Gazi 19 Gazi Eylül. E, evet. Allah onlardan razı olsun. Bu toprakları, bayrak, ezanı dindirmediler, indirmediler. E, başta tabii Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Gazi Bütün, olup da sonradan hayatını kaybedenler. Hayatını kaybedenler. Da hepsine ediyoruz. Allah razı olsun. Söylenecek başka bir şey yok yani bu. E, Haklar ödenmez. İyi hatırlattın hocam. Te, 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 tebrik edelim, Kutlayalım daha doğrusu. Şimdi sen Fenerbahçe öyle bir söyledik abi ben 86 80den beri hocalık yapmaya çalışıyorum. Lisanslı hocayım. almayın. Ben böyle bir şey görmedim. Yaşamadım da. Dünyada şu anda da yok. Yani 8-9 şey tane oyuncuyu her hafta değiştirip oynayan bir takım yok. Gidip incelenmesi lazım. Hakikaten bu literatüre girecek bir şey. Hoca bunu nasıl beceriyor? Nasıl yapıyor? Ve şimdi e, enteresan tarafı giren çıkanı aratmıyor. E, <laughs> hepsi aynı tempoda. Oyun düzenlerinden bir şey kaybetmiyorlar. Yani Fenerbahçe bu sezon çok farklı bir şey öğretiyor bize. Çok farklı bir şey görüyoruz. Ha tamam araya atılan toplarda sıkıntılarım var en son bir iki tane attılar. ona zaten dışarıdan serzenişte bulundu ama o senin o oradaki e, oyuncuların yapısından kaynaklı. Hani çabuk oyuncuları yok orada. Orada bir sıkıntısı var onun. Ama o değil. Bütün hepsi değişik oynuyor ve aynı düzende oynuyor. Dörtlü oynuyorlar mı oynuyorlar. Üçlü oynuyorlar mı oynuyorlar. Ya nasıl bir şey beceriyorsunuz bunu? Öyle bir takım vardır. Belli bir düzeni vardır. Belli bir oyuncuyu vardır. Ezberlemişindir. Tamam zaten genel bu şekildedir. Dünyanın bütün takımları, en üst seviyedeki takımlar da hep aynı oyuncularla oynarlar. Geçen sezon biz e, Victor Victor Pereira'ya serzenişte bulunmadık mı? Ya her maçta 5-6 oyuncu değişir mi? Burada sabit olan kim var? Hoca da şu anda kaleci Zalay, Altay Zalay. E, bir de Gustav oynamaya başladı. Yani iki veya üç tanesi. Ya bir takım böyle ben hayretler içinde kaldım yani karşılığı ve bütün maç hep tempo üzerine tempo geliyor. Kim oynarsa oynasın. Kim girerse girsin. Emre veriyorsun. farklı oynuyor. Ee, Hakan giriyor farklı oynuyor. Bizim Türklerden bahsediyorum. Ee, İrfan giriyor farklı. Ferdi oynuyor farklı. Ya, öbür yabancılar da hepsi aynılar. Yani, Emre Mor desen. Abi bak, de, öyle, sen, Aykut Fenerbahçe için söylenecek bir şey yok. Şu anda bize çok farklı bir e, farklı bir düzen sunuyorlar. Hafta saftası değişik oyuncular. Hafta saftası... Sistem, oyun düzeni değişmiyor. Ya üçlü ya dörtlü. E, Peres sakatlanmasaydı belki üçlüye devam edecekti. Peres sakatlandıktan sonra dörtlü oynamaya başladı. Alovski'yi aldı orada. O şekilde oynuyorlar. Hani... Ya hocam ben bir şey gözlemledim mesela. Serdar'a soracağım. Sen de bir dikkat et. Başlama vuruşu oluyor ya mesela. Başlama vuruşu olduğunda o orta saha oyuncuların hepsi böyle bir an evvel düdük çalsa da hemen fırlasak böyle tetikte bekliyorlar. Aykut, e Ağır değiller böyle. Yani bazı başlama vuruşlarına dikkat etmesi orta saha oyuncuları böyle zıplar, ısınır. O fevahaçlı oyuncular böyle hemen bir düdük çalsa da hemen başlasak geçsek diye. Şimdi bir oyun, oyun heyecanı var. Oyun, heyecanı var. oyun heyecanı var. Oyunda tempo var. Giren çıkanlar, herkes oynamak istiyor. Hep oyunun içindeler. Bakın bu takımı bu şekilde yaratmak yepyeni bir kadro. Fenerbahçe yenilendi. Herkes dört tane beş tane oyuncu ile gider diyordun ama şu anda bak kadroda kaç tane eski oyuncu var. Türklerin haricinde yeni gelen Türk oyuncuları da var. Geneli yenilenmiş bir kadro ve bu kadar bir başarılı almak yani gidip orada staj yapmak lazım. Onu izlemek lazım. Fenerbahçe'nin antrenmanlarının hakikaten dün yayındaydık bana Belçika'dan bir izleyicimiz yazdı. Fransız e, Fransa maçındaymış orada, Rennes maçında. Isınmaları e, izlemiş, canlı izledim diyor. ile farklı bir işi ısıtıyor diyor. Orta Say'da farklı birileri çalışıyor diyor. farklı bir e, ısınmalar var diyor. Yani ısınmalardan ne olduğunu anlıyorsun. Demek ki e, Samandra çok farklı bir şeyler oluyor orada. Yani bizim, e, abi yok bak tekrar söylüyorum ya. Bu kadar senelerden beri Avrupa'nın, dünyanın bütün her yerine gittim, gördüm, gezdim. Yok böyle bir şey. Bunu nasıl başarıyorlar? Nasıl çıkarıyorlar? Nasıl bir hazırlık dönemi var? Hocam çok maç yaptı Fenerbahçe takımı. Maç yapmak fazla farklı bir şey. 13, Aykut. 12 tane mi hazırlık maçı yaptı? Aykut tamam yaptın Bu da. Ama şimdi sonradan bir sürü oyuncu aldın sen. So Avantaj bir sürü oyuncu geldi tamam, sonradan. Hocam, şu da var. Ama Yanlış anlama. Mesela oyunculara alıp e, ip bağlayıp koşun demedi. Ya, değil mi? Fiziksel evet. yüklemeden ziyade ya onları da yapmıştır. Ee, Aykut bunu bu farklı yapalım. bir şey. Maç. Maç. farklı maç, bir şey. Maç. Lemos'la oynadın dört tane maç oynadın. İki tanesi bunun Avrupa maçı. Ne yaptın? Dört maçtan sonra koydun kenara hadi güle güle dedin. Ya bunu herkes yapmaz ya. Adamı göndereceksin. Gidecek adamı sen dört maç oynatıyorsun. Ve şu anda bir yere de gitmedi. Nerede? Fenerbahçe'nin topçusu mu? Ama kadroyu almıyorsun artık. Yazmıyorsun bir yerlere. Ve dört tane sen maç, lig maçı ve Avrupa maçına çıktın bununla. En sonunda dedin ki baktın gördün ha dedin tamam. bu bunu... şansı verdin yine en azından. Bak Serdar bunu kimse bu, ya orası çok enteresan bir, tek bir şey. Tek ben Buruma'yı anlamadım. Yani Buruma'yı aldın gönderdin. Buruma olur bak o da işte Lemos aynı şekilde burumada da olmayabilir, tutmayabilir. Bunlar e, biz burada ne kadar konuşuyor. Yalnız tekrar söylüyorum. Samandıra'da çok farklı bir şeyler oluyor. Çok farklı bir hazırlıklar var. Maç maç çok farklı. O kadrolar kadro çıkıyor. Yani şey sevgili hoca da e, takip ettik. Benfica'yı da biliyoruz yani. Avrupa maçları oynandı, her şey oynandı. Bu kadar değişiklik yapmıyordu. Şimdi... Bu kadar oyuncu değiştirme Değiştiren yok ya. Emin ol yok. Hocam bak sana bir şey söyleyeyim mi? Daha önce niye görmedin CESUS'u böyle? Hangi ne? liglerde vardı? Benfica'da Brezilya. yani Portekiz Brezilya. artı Brezilya. Niye görmedin daha önce? Türkiye'de görüyorsun ilk kez CESUS'u böyle. Ne yaptı CESUS? birincisi Fenerbahçe'nin son dört senesine baktı. Yani bakmaz olur mu? Bu takım ne oldu Tabii da böyle canım. hep başarısız oluyor bu kadar transferi rağmen. Analiz yaptı. Aynı sıkıntıyı ben yaşamayım dedi. Muhtemelen Ali Koç'la konuştuğunda, ilk imza aşamasına geldiğinde Ali Koç ona bütün her şeyi anlatmıştır. Biz böyle böyle yaptık. Olmadı. Bir türlü olmadı. Mutlaka böylesine bir ustaya da sormuştur Ali Koç. Niye olmadı? Büyük usta demiştir. Usta da dedi ki sorun bu son dört senedeki sorun neyse ben onu bir çözüm yoksa o beni de yer. Neydi o sorun? Şimdi e, Galapagos adasını bilirsin hocam. Darwin teorisi. Adam gelmiş bakmış ispinozları ya buradaki ispinozlar farklı. <laughs> Bu ispinozlar Amerika'da böyle değil. Bu ispinozlar işte As Asya'da böyle değil. Buradakiler kanamıyor. hayvanlarda Niye? E, evrim geçirmiş ispinozlar hayatta kalmak için buraya evrilmiş. Şimdi hoca da geldi baktı. Ya burası hoca yiyor. Bu sistem hoca yiyor. Beni de yer. Bence hoca bunu çözdü. Bak. Hani derler ki ligimizi bilen hoca. Bak gerçekten önemli ligimizi bilen hoca oyuncu. Çünkü bu lig başka bir lig. Yani bu lig futbol standartlarının üzerinde bir lig değil. O ayrı ces, ces ama hoca... sıra dışı bir lig. Bilmiyordu ki bizim Yani ligi. benim diyen hocanın bile ilk kez görebileceği bir futbol kültürü olduğu lig. Bakınız Barcelona'daki Rekart, bakınız Galatasaray'daki Rekart. Bakınız Beşiktaş'ın başındaki Yeni kasabı kasabı Bosque'ye, bakınız İspanyalı Dünya Kupası, Avrupa Kupası kazanan Bosque'ye. Bence Jesus evrim geçiriyor. Ama şimdi Serdar o güzel söylüyorsun da. Bence. Ben, Ona baktı hoca. Ben onun o yüzden ondan bütün farklı bir yer. Mahmut mi? hoca o yüzden sen sağ için. Ben de oraya gelim o zaman. Bütün oyuncular o yüzden oynatıyor. Bunlardan biri Son 4 senede bu takımın başındaki hocalardan, hocaların gitmesinin nedenlerinden biri takım içerisindeki gruplaşmalar. Brezilyalısı atıyorum. Bu Fenerbahçe'de olduğu için söylemiyorum. Türk futbolunda olan yapı. Brezilyalısı ayrıdır, Türkleri ayrıdır. Almanya'da doğmuş, Türkiye gelmiş Türkler ayrıdır falan filan. Bunu gördü hoca. Dedi ki bu Mesut Özil niye kadro dışı kaldı arkadaş bana Bunları hep gördü. Bunları analiz etti. Ama şimdi olay şu. Sahaya da bunu iki, iyi yansıttı iki tane, hepsini o yüzden oynattı. Iki tane... Bak hepiniz oynayacaksınız. Gruplaşmayın dedi ben Şöyle gruplaşma iki tane, üç tane sen çıkarabilirsin tamam. en fikiriz onda da ya her maçta da 8 9 tane oyuncu değişmez ki. O başka. Bak bu şimdi Tabii. başka değil. Ya, o saha içinde. Şimdi o ayrı bir nokta. Benim ben, anlatmak istediğim Hocam ben senin tezini çürütmüyorum. Yok yok anladım ben. onu. Değil. Ben senin ben yaktın izle... ateşe odun atıyorum izlenmesi hatta. gereken bir şey. Takip edilmesi gereken bir şey. Bizler de da çıkarmamız gereken. Ya bir böyle olarak. bir hoca gelmiş.